İstanbul'da bulunan bir AVM'de boşanma aşamasında olduğu Anna Butim'i kesici aletle ağır yaralayan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Butim'in avukatı Tuğba Özel, failin tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Öztürkmen'in eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Öztürkmen bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Karar kesinleşene kadar Öztürkmen tutuklanmayacak. Anna Butim'in avukatı Özel, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi. Kadın katilleri! Merhaba değerli izleyenler, İstiyana hoş geldiniz. Bu hafta yine adaletsizlik üzerine örnek teşkil eden davalardan birini konuşacağız. Anna Butim 15 Ocak 2021 tarihinde boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen tarafından kesici aletle saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Fakat Mesut Öztürkmen 2 yıl sonra tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Biz de bugün Anna Butim'in avukatı Tuğba Özel'le birlikte hem dava sürecini hem iddianamedeki ayrıntıları hem de bu tahliyenin hala ortada ciddi bir hayatına kastetme durumu varken, Anna Butim'in canı hala tehdit altındayken nasıl gerçekleştiğini, hukuki anlamdaki gerekçelerini konuşacağız. Konuğumuz Tuğba Özel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir program yaparak kadınların sesi olduğunuz için ve beni davet edip de Anna'nın da sesini duyurduğunuz için. Biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi birazcık davanın ayrıntılarına bakarsak, ilk günlerde bir boşanma davası söz konusuydu zaten. Ayrı yaşayan iki insandı ve aslında Mesut Öztürkmen Anna'nın nerede olduğunu takip ederek, daha önceden öğrenerek olay yerine gitti, AVM'ye gitti Anna'nın bulunduğu ve saldırıyı gerçekleştirdi. Şimdi hem olayın biraz ayrıntılarını dinleyebilir miyiz, hem de iddianamede sizin dikkat çekmek istediğiniz noktalar neler, bunları sizden dinleyelim. Tabii. Önce aslında şurayla başlamak lazım. Anna 2018 yılında evleniyor Mesut Öztürkmen'le ve aslında klasik bir durumla karşılaşıyoruz. Anna aslında evlilik birliği içerisinde hem fiziksel hem psikolojik hem de cinsel şiddete maruz kalıyor. Dolayısıyla aslında ayrılmak istiyor. Son bir yıl içerisinde ayrılma isteğini de aslında Mesut Öztürkmen'le konuşuyor. Düzgün bir şekilde ayrılmak istediğini belirtiyor. Ancak yine aynı şekilde şiddete maruz kalıyor ve işte kendisinden ayrılamayacağını belirtiyor. Anna da en son evi terk ediyor. Olayın gerçekleşmesinden 6 ay kadar önce terk ederek Ukrayna'ya ailesinin yanına gidiyor. Tabii bu sırada Mesut ona sürekli telefonla mesajlar gönderiyor. Biz bu mesajları da aslında sunduk. Tehdit ediyor. Silahla fotoğrafı var, fotoğraf gönderiyor. Öldüreceğini söylüyor. Seni öldüreceğim, sonra ailenden 4 kişiyi öldüreceğim diyor. Ailesine de ulaşıyor. Ananın nerede olduğunu soruyor. Hatta annesine Mesut Öztürkmen'in dava aşamasında da ifadesinde belirtiyor. Annesini aradım. Annesi Türkiye'de olduğunu söyledi bana diyor. Dolayısıyla böyle bir 5-6 ay boyunca olayın öncesinde bir takip var. Sürekli ve ısrarlı bir takip. Anna olayın yaşanmasından önce Kasım ayı gibi gelip Türkiye'ye geliyor boşanma davası açmak için ve davasını açıyor. Ve bununla birlikte tehditlerden dolayı da aslında uzaklaştırma kararı oluyor. Olayın gerçekleştiği zaman bir uzaklaştırma kararımız da var. Yani yine Kasım ayında alınmış. Karşı. Evet, aynen öyle. Uzaklaştırma kararı varken yine durmak bilmeyen bir erkek şiddetiyle karşı karşıyayız. Hatta bununla birlikte Anna bir şikayette de bulunuyor tehditlerden dolayı ve bu tehditlerin iddianamesi de aslında Nisan ayında, yani olay gerçekleştikten sonra iddianame düzenleniyor ve sayfalar dolusu tehditler var. Anna her yerden engelliyor, ailesi de Mesut'u her yerden engelliyor, hiçbir şekilde iletişim kurmasını istemiyor kendisiyle.
Anna İstanbul'da olduğu için aslında kız kardeşi ve kız kardeşinin eşi de geliyor İstanbul'a. Hı. Ve onları aslında biraz gezdirmek istiyor İstanbul'da. Mesut Öztürkmen her yerden engellendiği için kendi çocuğunun Instagram hesabından Anna'nın kız kardeşinin hesabının takip edildiğini fark ediyor ve aslında orada görüyor. Anna'nın ve kız kardeşinin Aqua Floria AVM'de dolaştığını görüyor. Aslında bunu 13'ünde dolaştıklarını görüyor. Hı hı. Ama buna rağmen ayın 14'ünde Aqua Floria'ya geliyor. AVM'deki ifadeleri de var bu yönde. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar dolaştım, aradım, onları bulmaya çalıştım. Belki tekrar gelirler diye. Ertesi gün hatta gece vardiyasında çalıştığını söylüyor. Bu arada Kocaeli İzmit'ten geliyor. Geliyor İstanbul'a. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı. Tabii ki çok önemli bir ayrıntı. Kocaeli İzmit'ten geliyor ve ayın 14'ünde dolaşıyor. 15'inde tekrar geliyor. Ve bu arada cebinde de bir falçatayla giriyor AVM'ye. Hı hı. İki gün boyunca da bu falçata var. Yani bu bizim tahminimiz ama bununla ilgili de herhangi bir işlem yapılmadı. Hı hı. Elinde çantası da yok. Dolayısıyla çantasında fark edilmediyse özel bölgelerine saklamış olabileceğini düşünüyoruz aslında. Yani cebinde de sokmuş olsa bunu güvenlik fark ederdi. Muhtemelen neden öttü deyince de işte düğmemden öttü demiş olabilir. Hı hı. Bunun ayrıntısını aslında bilmiyoruz ama dediğiniz gibi benim bir arkadaşım da aynı şekilde ki tehdit ediliyordu. Buna rağmen yani o da AVM'nin dışında bir saksıya gömüp o şekilde girmişti AVM'nin içerisine. Ama kadınlar söz konusu olunca bırak o bıçağı deniyor. Erkekler de buyurun geçin denebiliyor. Ayın 15'inde de aynı şekilde yine sabah 10'da geliyor. Yine İzmit Kocaeli'nden geliyor. Çünkü gece vardiyasında çalışıyor. Gece çalışıyor, gündüz geliyor, akşam 8'e kadar yine dolaşıyor. Ayın 15'inde saat 12.30-1 sularında AVM'nin teras kısmında onları görüyor. İfadesi de bu şekilde, zaten kamera kayıtları da mevcut. Ve aslında söylediği şey, ben onları gördüm, bir süre izledim ama hı-hı, kamera kayıtlarında o şekilde değil. Görmesiyle aşağı doğru elinde falçatayla birlikte koşması bir oluyor ve işte Anna'nın saçından çekip yüzüne 5 bıçak darbesiyle Anna'nın yaralanmasına neden oluyor. Aslında yanındaki arkadaşı ilk müdahaleyi yapıyor, hı-hı, ve diğer o sırada etraftaki vatandaşlar müdahalede bulunuyorlar ve Anna o sayede ve Anna'nın şöyle bir olay anının hemen ardından alınan ifadesinde şöyle bir şey söylüyor. Yüzüm elimdeydi diyor. Ve vatandaşlardan birisi gömleğini çıkartıp veriyor Anna'ya yüzüne bastırsın diye. Mesut Öztürkmen, yani işin gerçekten trajikomik tarafı da şu. Alınan ifadesinde, ifadelerinin hepsinde aslında emniyet aşaması ilk olayın ardından sıcağı sıcağına alınan ifadelerinde beni darp ettiler diyor. Ve sağlık raporu alınmasını istiyor. Yani tabii ki hani rutin kontroller hani emniyete gitmeden önce zaten götürülüyor ve o raporda da yani yumuşak 9 edelenmesi şeklinde, ki bu zaten darp edilmekten kaynaklı değil. Aslında orada onun elinden bıçağı, falçatayı almaları, almaya çalışmaları nedeniyle kesinlikle öyle, o şekilde gerçekleşiyor. Şöyle ki olay sonrasında işte gözaltı, tutuklama süreci yaşanıyor ve bahsettiğiniz gibi bir ısrarlı takip süreci var. Biraz da evliliğin içine döndüğümüz zaman, henüz saldırı gerçekleştirdiğinde uzaklaştırma kararı olduğunu vurgulamıştınız. Ne yazık ki bunu tekrar hatırlatmak çok sinirimizi bozsa da sürekli biz bunlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani kadınlar çantalarında uzaklaştırma, koruma kararları varken saldırıya uğruyorlar, ne yazık ki öldürülüyorlar ve yine aynısı oluyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Uzaklaştırma kararının vasfı, niteliği,
hangi maddeleri içeriyor? Yani hayatta, yani pratikte bu maddenin hayattaki karşılığı ne ve neden her defasında biz bu kararı koruyamadığıyla karşılaşıyoruz? Evet. Şimdi Anna'nın uzaklaştırma kararında aslında bulunduğu yere hiçbir şekilde yaklaşmamasını içeriyor. Konuta, herhangi bir bulunduğu adrese görüldüğü anda, polisi aradığı andan itibaren polisin olaya müdahale etmesi gerekiyor aslında. Anna'nın da uzaklaştırma kararı dediğim gibi, yani ona yaklaşmama, sözlü ve yazılı herhangi bir şekilde iletişim kurmama yönünde ve uzaklaştırma kararlarının bu ve bunun gibi birçok aslında maddeleri var. Yani hakim o anda, yani durumun şartları, duruma ve şartlara göre buna karar veriyor oradaki maddelere. Şimdi uzaklaştırma kararının ihlalinde aslında bir tazyik hapsi dediğimiz bir cezai karşılığı var ama açıkçası uygulamada, yani benim 4 aydır hala tazyik hapsi alamadığım ve bütün ihlalleri ortaya koyduğumuz bir dosyam var mesela. Yani bu da en az 3 günden başlayan bir 3 günle 10 gün arasında ve işte maksimum 30 günü geçmeyecek şekilde diye bir cezai durum söz konusu. Zaten pandemi, şu anda izinler kalktı ama o pandemi zamanı onu cezai yatmıyorlardı da. Böyle de bir şey vardı. Bundan da biraz cesaret aldılar. Dediğim gibi, yani bir yaptırımı yok. Bu nedenle de kağıt üzerinde var olan bir karar aslında kadınları korumuyor. Evet. Yani bu nedenle de biraz daha aslında gerçekten hayati tehlike söz konusuysa elektronik kelepçe tedbirini aslında talep etmek çok daha uygun ve belki biraz daha koruyucu bir tedbir olabilir diye düşünüyorum. Peki bu elektronik kelepçe talebi ve karşılığı, yani sıklıkla bununla karşılaşıyor muyuz? Yani çok fazla bu talebe karşılık veriliyor mu mahkemeler tarafından şu anda? Son dönemde evet. Yani karşılık geldiğini, yani ŞÖNİM'le yaptığım görüşmelerde çok fazla elektronik kelepçe talebi olduğunu ve bu yönde de ŞÖNİM rapor veriyor çünkü uygun mudur değil midir diye. Mesafeyi belirliyor emniyet. Ona göre kararlar çıkıyor. Arttığı söyleniyor. Ama tabii orada da uygulamada ciddi problemler var. Yani kelepçe bozulduğunda tekrardan, yani benim bir dosyamda 4 ay boyunca kelepçe, düzgün bir kelepçe takılmadı. Değişim yapılmadı. Elimizde yok mazeretiyle. Evet. Bu gerekecek. Yani bunun gibi bir sürü sıkıntılı durum var ne yazık ki. Ama yine de yani elimizdeki şey bu. O yüzden bu tedbire de başvurmak gerekiyor kadınları korumanın. Çünkü mesafeye yaklaştığı anda, yani o gün Anna Butim'de bir elektronik kelepçe, yani Mesut Öztürkmen'de bir elektronik kelepçe olsaydı Anna'da da bir cihaz olmuş olacaktı ve Mesut Öztürkmen oraya yaklaşamayacaktı. Evet. Anında polis müdahalesi, sistem güzel bir sistem. Anında bir polis müdahalesi ve sonucunda Anna aslında hiçbir şekilde yara almadan bu olaydan kurtulmuş olacaktı. Birazcık şuna girmek istiyorum. Mesut Öztürkmen ifadesinde biz faillerde sıklıkla karşılaştığımız bir tırnak içerisinde savunma türüne başvuruyor ve diyor ki Anna'nın yanında erkek arkadaşı vardı ve bunu görünce birden deliye döndüm. Anlık bir sinirle yaptım. Pişmanım. Normalde ben hakim yüzü bile görmemiş bir insanım. Şeklinde klasik indirim almak için tüm erkek faillerin karşılaştığı ve başvurduğu yola başvuruyor. Evet. Şimdi burada Anna zaten bunun gerçek dışı olduğunu söylemişti. Yani erkek arkadaşı olmadığını söylemişti. Fakat esasında hani bunu kanıtlamak bile çok can sıkıcı sanırım. Hem yasaların bu anlamdaki karşılığını sormak istiyorum, hem de faillerde sıkça buna rastlıyoruz. İşte sevgilisi vardı, evlilik birliğine ihanet veya işte bir sevgililik ilişkisi varsa partnerin bana ihanet etti vesaire vesaire türünde. Ve bunlar ne yazık ki haksız tahrik ve ihal indirimiyle sonuçlanabiliyorlar. Şimdi hem bu sözlerin mahkeme nezdinde nasıl bir karşılığı olmalı esasında? Peki biz pratikte nasıl cevaplarla karşılaşıyoruz? Nasıl kararlarla karşılaşıyoruz? Şimdi aslında ben bu dosya
özünde şununla başlayayım. Savcılık ilk iddianamesini düzenlediğinde tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüsle aslında iddianameyi düzenlemişti ve çok da güzel bir iddianame hazırlamıştı. Ancak kovuşturma aşamasında bu tasarlayarak kısmından döndü ve mütalasını eşi kasten öldürmeye teşebbüsten verdi maalesef ki. Aslında ortada, yani bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Tabii çünkü ki. Gerçekten ortada bir tasarlama söz konusu. Siz şimdi 2 gün önce AVM'de dolanıyorsunuz 2 gün boyunca. Üzerinizde bir fal çatanız var. Onun öncesinde 5-6 aydır siz bu kadını tehdit ediyorsunuz öldürmekle, ailesini öldürmekle tehdit ediyorsunuz ve sonucunda bunun tasarlayarak olmadığı konuşuluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hep duruşmalarda bunu özellikle üstüne bastıra bastıra söylediğimiz şey buydu. Ama ne yazık ki mahkeme bu kararından dönmedi ve neticesinde eşi kasten öldürmeye teşebbüsten cezasını verdi. Hatta normal şartlarda burada verdikleri indirimlerle birlikte, yani işte TCK 61'e göre burada işte alt sınır üst sınır arasında bir takdiri ceza belirlemesi gerekiyordu hakimi ve bunun da şartları da vardır aslında, yani bütün şartlara uyuyordu. 13 yılla 20 yıl arasında vermesi gereken cezayı 14 yıl olarak verdi. Bu da büyük haksızlık çünkü bütün şartlar aslında uyuyordu. Evet. Yani bir kadının canının bedeli, yani kalıcı bir iz kalmış olmasının karşılığı ceza 14 yıl olmamalı ki 14 yıl da değil. Bu arada yine bir indirim daha oldu ve 1/6 oranında indirimle, ihal indirimi diye bilinen indirimle 11 yıl 8 ay ceza aldı. Evet. Ve zaten bunun neticesinde de 3 yılla gelmeden, 3 yılı tam dolmadan da tahliye edilmiş oldu maalesef ki. Şu aşamayı da yine belirteyim. Çünkü 11 yıl 8 ay ceza aldıktan sonra aslında biz de istinaf ettik dosyayı. Tasarlayarak olması gerekiyor ve aslında bu indirimlerin verilmemesi gerektiğine dayanarak tabii ki karşı taraf da istinaf etti ve dosya istinaftan geri döndü. Bozularak geri döndü. Şunun için bir istinaf mahkemesi tasarlayarak kısmını tartışılmadan karar verildiği için, bir de adli tıp raporu gelmedi. Neden işte adli tıp raporunu almadan karar verdiniz diye bozdu ve duruşmalar yeniden görülmeye başlandı. İşte şimdi ilk baştaki duruşmalarda Mesut Öztürkmen aslında ben gördüm ilk duruşmada. Ben Anna'yı yanında bir erkekle gördüm ve birdenbire, hatta işte şey dedi mahkemede, ilk ifadelerinde yok bunlar ama duruşma salonunda bu şekilde ifade etti. Anna'nın yanındaki erkeğin sakalını okşadığını, saçını okşadığını gördüm ve ben birden öfkelendim. Aslında ben hiç böyle birisi değilim dedi. Savcı şöyle dedi, işte bir izleyelim olay anını ve mahkeme salonunda olay anı izlendi ve önce aslında, yani önceki birkaç dakikada yine aynı şekilde izlendi ve hiç öyle bir şey yok. Sadece merdivenlerde oturuyorlar, arkadaşça bir denizi izleme, kahvelerini içiyorlar, yani merdivenlerde oturuyorlar. Hiçbir şekilde saç okşama, yakınlaşma dahi yok. Savcı döndü sordu, izledik, bir yakınlaşma yok, saçını okşadı dedin, sakalını okşadı dedin, böyle bir şey yok dedi. O da işte efendim ben orada 5-10 dakika bekledim aslında. 5-10 dakikalık kısmı görseniz aslında vardı böyle bir şey dedi. Tabii ki öyle bir şey yok aslında. Yani tamamen mahkemeyi kandırmaya yönelik söylemler. Savcı ama şunu da sordu. Dedi ki sen daha öncesinde, yani Anna'nın bir sevgilisi olduğunu biliyor muydun? Tanıyor musun yanındakini dedi. Hiç tanımıyorum dedi. Sevgilisi olduğunu biliyor musun? Hayır, ben böyle bir duyum almadım. Benim böyle bir bilgim yoktu öncesinde dedi. Ben sadece olay anında sarıldığını gördüm birdenbire öfkelen. Yoksa ben oraya Anna'yla konuşmak için gittim. Yani AVM'de dolanma nedenim de Anna'yla konuşmaktı dedi.
Tabii ki yani mahkeme heyeti bu kısma itibar etmedi. Nitekim tasarlayaraktan vazgeçtiler ama hani herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı ilk başta. İstinaftan döndükten sonra aslında dosyaya bu sefer tanık sundular ve tanıklar dinlendi. İşte Anna ile işte birinin ilişkisi olduğundan bahsettiler. Ve bu nedenle de aslında haksız tahrik indirimi almaya çalıştılar. Şimdi biz, ben özellikle bu tanıkların beyanlarını hem kabul etmemekle birlikte şöyle bir şey söyledim. Farz edelim ki Anna'nın bir sevgilisi vardı. Şimdi bu eylemin gerçekleştirilmesine bir sebep olabilir mi? Yani evet. Mümkün değil. Yani böyle bir şey, aldatma dediğimiz şey ancak ve ancak aile mahkemesinde boşanmanın bir konusu olabilir ve bunun karşılığında siz bir tazminat alırsınız. Ve böylece hem de o kişiden boşanmış olursunuz. Siz haklı, o kusurlu olmuş olur. Dolayısıyla mahkemeye de bunu özellikle üstüne bastırarak söyledik ve önceki ifadelerini dile getirdik. Çünkü bilmiyordum dedi, herhangi bir şey duymadım sevgilisi olduğuna dair, sadece o olay anında böyle bir şeyi gördüğünü söyledi. Savcı mütalasını verdi. Savcı da haksız tahrik unsurlarının gerçekleşmediği yönünde mütalasını verdi. Bu bizim için tabii ki bir avantaj ama yine hala tasarlayarak kısmı tartışılmadı. Özellikle gerekçelerde bunun da belirtilmesi gerekiyor. Mesela ilk kararda da öyle. Neden tasarlayarak olmadığının bir gerekçesi yok. Halbuki unsurlar oluştu. Yani yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre burada tasarlamanın unsurları oluşmamıştır dedi. Ama neye göre değil? Yani iki gün AVM'de dolaşmış ve falçatayla dolaşmış birisinin, aylarca tehdit etmiş birisinin tasarlayarak bu işi, bu eylemi gerçekleştirmediğini söylemek çok... Güç. Evet, gerçekten yani, çok uzak. Çok. Özellikle hani yaşadığı yerin dışında, yani başka bir kente gitmekten bahsediyoruz bir de. Evet. Yani gece çalışıyorsunuz, gündüz AVM'ye geliyorsunuz. Evet. Uyumuyorsunuz. Yolda uyudum dedi. Yani, trenle gelmiş ve ben yolda uyudum dedi. Böyle bir şeyiniz var yani. Ve neden şeyi sordular, bu falçatayı nereden buldun dedi. Ben işte kolileme yapıyorum. Aslında o benim iş yerinde kullandığım şey üzerimde kalmış dedi. Ama yani böyle fabrikalarda zaten önlükle çalışırsın. İşte falçatanda, makasında, her şeyinde önlüğünün üzerinde olur. Çıkarı çıkarsın, yanında taşımazsın yani. Tamamen heyeti kandırmaya yönelik ısrar ve inatla Anna'nın aslında işte bir sevgilisi olduğunu, ellerinde, özellikle karşı taraf müdafisi de bunu defalarca beyan etti. Elimizde öyle fotoğraflar var ki biz utanıyoruz bunları sunmaya dediler. Biz de dedik keşke sunsanız aslında. Biz de görsek neymiş bu utandığınız fotoğraflar. Evet. Ama hiçbir şey sunmadılar. Çünkü böyle bir şey yok. Olmadığı için de diyelim ki ben yine ısrarla ve inatla bunu her dosyamda da belirtiyorum. Bunu bence meydanlarda da bağıra bağıra söylemek gerekiyor. Haksız yani aldatma, haksız tahrik sebebi olamaz. Evet. Bu bir boşanma sebebidir ancak ve ancak. Çünkü zaten haksız tahrikin şeyleri de belli, yani unsurları da belli. Siz o an bir öfkeye, bir eleme, bir kedere düşeceksiniz ve iradeniz kaybolacak. Hatırlamayacaksınız ama Mesut Öztürkmen olay anında, yani polisin elle yazdığı ifadesinde, yani hangi bölgelerine, nasıl bıçak darbelerine vurduğunu söylüyor. Yani çene kemiğine kadar, çene kemiğine geldi sonuncusu diye anlatıyor. Siz şimdi iradenizi kaybettiğiniz noktada burada hatırlamazsınız bile ne yaptığınızı. Hayal meyal gelir, bilmiyorum dersiniz ama ayrıntı veriyorsanız o zaman sizin gerçekten iradenizle o eylemi gerçekleştirdiğiniz çok açık bir şekilde ortada demektir. Peki bu kadar unsur, somut olarak deliller ortadayken tahliye kararı hangi gerekçelerle nasıl verildi?
Aslında tahliye kararı zannedersem heyetin haksız tahrik indirimi verme yönünde bir görüşü olduğu için verildi. Çünkü yani 11 yıl 8 ay ceza aldı. Bir de eşe karşı öldürmeye teşebbüs. Dolayısıyla burada yani yatacağı ceza belli. Tamam hani 11 yıl 8 ayın hepsini yatmayacak zaten evet. infaz kanunumuz gereği. Ama burada sadece 3 yıl yatıp da çıkmayacak tabii ki ama hani belki bir indirim alır haksız tahrik indirimi diye bu gerekçeyle aslında serbest bırakıldı. Buna da tabii ki yani bunun da kabul edilebilir bir tarafı yok. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani tabii ki Anna ve biz de ister istemez bu durumdan rahatsızlık duyduk. Yeminler ediyordu duruşmada ben asla onun yanına yaklaşmayacağım evet. diye ama eskiden kullandığı fake Instagram hesaplarından bir tanesinden annesine, Anna'nın annesine bir takip isteği gönderiyor örneğin. Anna'nın bir arkadaşına mesaj atıyor ve mesajı geri çekiyor. Maalesef bunu ispatlayamıyoruz. Sadece gördüğümüz işte ekran görüntüsü var. Yani mesaj silindi. Ne yazdığını bilmiyoruz. Yani hala Anna'ya ulaşmak istiyor. Aslında yarım kaldığı işi tamamlamak istiyor. Evet. Maalesef ki o tahliye kararı o zaman da verildiği gün de söyledim. Duruşma salonunda da söyledim. Mesut Öztürkmen'e verilecek olan tahliye kararı Anna'nın ölüm fermanını eline vermekle aynı şeydir dedim. Buna rağmen o tahliye kararı verildi maalesef ki. Ben de tam bunu sormak istiyordum. Aslında değindiniz zaten. Bunu evet mahkeme gününde söylemiştiniz. Yani aslında çok net bir durum var evet. ve bunun karşısında verilen bu durum. Yani şunu sormak istiyorum hani elbette tahmin edebiliyoruz ama sadece yaşadığını hani anlayabilir. Şu anda elbette ki çok korktuğunu ve çekindiğini tahmin edebiliyoruz. Evet. Hani o bu konu hakkında neler düşünüyor hem de herhangi bir aslında cevabını bildiğimiz bir soru maalesef ama bir koruma tedbiri uygulanıyor mu bu kaygıyı belirttiği halde yoksa uygulanmıyor mu? Şöyle Mesut Öztürkmen serbest bırakıldı ama belli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte imza atıyor ve yurt dışına çıkış yasağıyla. Anna'ya ben kararı söylediğimde tabii ki Anna çok ağladı ve çok korktu. Yani olayı yeniden yaşadığını ve beni öldürecek, o işini tamamlayacak, o beni asla bırakmaz dedi. Çünkü herkes ne yaşadığını kendi bilir. Evet. Yani 6 ay boyunca yaşadığını biliyor, olay anını tekrardan hatırlıyor. Dolayısıyla tabii ki çok korktu. Ve ben açıkçası çok üzülmüştüm. Yani yaşamak istiyorum, lütfen bana yardım edin. Dedi. Anna şu an güvenli bir bölgede. Tabii ki en ufak bir hamlesinde yani gerçekten elimizdeki delillerle tabii ki biz yine koruma kararını alacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yani Anna yalnız değil. Hep birlikte bu işi elimizden geldiği kadar çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tüm kadınlara yani aslında hem olumlu hem olumsuz bütün davaları, kadınların yaşadıkları her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki ülkedeki genel şartları itibariyle bunlar adaletsizliği anlatan davalar oluyor. Ama buna rağmen bir çok büyük bir kadın mücadelesi var. Sizin gibi beraber mücadele edilen kadın avukatlar var. Hem de kadınlara nasıl bir çağrınız olur? Kadın dayanışması ile birlikte ciddi bir mücadelenin içerisine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Ben yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bunu söylerken de biraz utanıyorum da ama Anna en azından şanslı kadınlardan bir tanesiydi. Yaşam hakkını tekrardan eline aldı. İkinci bir şans elde etti. Yani bunu böyle şanslı demek aslında çünkü yüzünde kalıcı bir iz kaldı. Yani bu bir şans mı? Aynaya her baktığında olay anını yaşıyor. O yüzden bu şans mı değil mi bu kısmı tartışılır ama yani bu ülke benzer bir vakayı gördü. Hatırlarsınız Emine Bulut 10 yaşındaki kızının evet. yanında boğazı kesilerek eski eşi tarafından öldürüldü. Anna bu yüzden aslında yanında birileri olduğu için şanslıydı da çünkü son darbe boğazına olacaktı. Ve Anna şu yönden de aslında belki bu mücadelelerde
özellikle kadın cinayetlerini durduracağız platformu başta olmak üzere diğer derneklerin hiçbirinin çabasını göz ardı etmemek gerekiyor. Şunu söyleyebilirim kadınlara, yalnız olmadıklarını bilsinler. Adliyeler gerçekten, eğer dinlemeyi bilirseniz, kadınların bana yardım edin, ölmek istemiyorum çığlıklarıyla yankılanıyor. Ve bizleri bilen, dernekleri bilen, kadınlar olduğu gibi bilmeyen, kendi tek başına mücadele etmeye çalışan kadınlar da var. Böyle bir durumda aslında yalnız olmadıklarını bilsinler. Hep birlikte dayanışmayla, el ele, ciddi bir mücadele vererek bütün bu savaşı kazanacağımızı bilsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli çağrıyla da programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, bugünkü programımızda Anna Butim'in yaşadıklarını ve verilen adalet mücadelesini konuştuk. Bütün kadınlar için kazanımla sonuçlanan davalarda hakkın adaletin gerçekten yerini bulduğu davalarla umarız ki karşılaşmak üzere. Haftaya yeni bir gündemle yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.